Herkese günaydın. Dün itibariyle hastaneden geri eve çıktım. Çünkü iyileşme sürecim başlamış. Böyle 10 günde evde yatacağım. Aynı hastanedeki gibi ilaçlarım devam edecek. Sadece oksijen desteğine ve damardan aldığım ilaçları ihtiyacım kalmadı. Şimdilik inşallah durum sürekli daha iyiye gidecek ve yakında toparlayacağım. Öksürüğüm devam ediyor. Göğsümdeki nefes alma sıkıntım da devam ediyor. Ama azalmaya başladı. Kendi başıma uyuyabilmeye başladım. Artık evdeyim. Fakat çok çabuk yorulmaya devam ediyorum. Dün çok yorgundum. Hastaneden eve geldiğim için ve banyo yaptığım için onun için hiçbir şeye cevap veremedim. Kusura bakmayın. Yani uyumuşum sürekli. Şimdi uyanabildim ancak. Çok fazla dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Onun için ama evde olmak da iyi tabii. Biraz daha toparlayıp daha fazla şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir süreç ve çok önemli bir hastalık. Öyle rahat düşünülebilecek gibi bir hastalık değil. Ve özellikle benim gibi spor yapan arkadaşlar, bünyesinin güçlü olduğunu düşünen, bağışıklığının güçlü olduğunu düşünen ve buna güvenerek yaşayan benim gibi arkadaşlar yanılmayın. Çünkü bizlere biraz daha agresif saldırıyor bence virüs. Ve çünkü her şey çok sağlıklı. Bu bünyeye hiç ilaç girmemiş. Ondan sonra bakıyor her şey çok iyi herhalde. Nereye kendini tutturacağını şaşırıyor. Onun için kendinizi, her şey kendini çok iyi korumaktan geçiyor. Duyuyorum. Bana mesajlarda da kimileriniz yazıyor. Nasıl olsa hepimiz olacağız filan diye. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Hiç kimse olmamaya çalışması lazım. Yani sokağa çıkma yasakları konuldu ama bence siz onları full yasakmış gibi düşünüp uygulayın. Yani hiçbir zararı olmaz. Hiçbir yere gitmemenin, dışarıda bir müddet daha bir şeyler paylaşmamanın. Şu ana kadar hasta olmadıysanız zaten çok bir yerde bir şeyler birileriyle paylaşmamışsınız demektir. Yine biraz daha paylaşmamaya devam edilebilir. Ama paylaştıysanız da o da bence şimdilik yetmiş olsun. Çünkü gerçekten vaka sayıları çok fazla. Hastanelerin durumu, doktorların durumu çok zor. Doktorlar çok iyi ve daha yatmak gerekse bile mecbur kalıyorlar. Çünkü çok daha ağır hastalar sürekli geliyor. Lütfen kendinize bunu yapmayın. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim tekrar mesajlar ve sevgi dolu her şey için ve bütün bana gelen yemekler için her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun.